Kayseri'de ekonomist Ömer Uzunoğlu son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmayla alakalı açıklamalarda bulundu. Ömer Uzunoğlu'yum ben. Ekonomistim, kişisel gelişim uzmanıyım ve yazarım. Özellikle son birkaç aydan beri atılan adımlar siyasi ek tarafından çok doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla bunun bedelini hem ülkemiz hem biz ödüyor biliyoruz. Geçtiğimiz hafta mesela Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi 200 baz puanlık piyasadaki bütün dengeyi bir anda bozdu. Hem döviz hem altında olağanüstü fiyatları yaşadık. İçinde bulunduğumuz hafta da son iki gün önceki yapılan bir açıklama Osman Kavala olayından dolayı daha bir gergin başladık haftaya. Hükümet bu konuda tahmin ediyorum ben sert adımlar atacak, tedbirler alacak. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle yetkililere bu kişilerin istenmeyen insanlar olması hususunda telkinde bulundu. Takdir edersiniz ki güç sahibi olmak maddi boyutta dünyada ancak parayla yani maddeyle oluyor. Biz maddi boyutta yeterli güce, iradeye sahip olmadığımız için kendi içimizde yaşadığımız kaos dışında dıştaki ülkeler özellikle Batı da bizim üzerimizde diğer ülkelerde zayıf ekonomik sahibi ülkelerde yaptığı bir kısım uygulamaların biraz daha şiddetlisini yapıyor. Osman Kavala olayı özellikle içinde bulunduğumuz süreçte bana göre Batı tarafından bilinçli olarak dillendirildi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olay karşısındaki sert reaksiyonunu anlayabiliyorum ben. Özellikle ülkelerin iç işlerine karışılması çok normal bir şey değil uluslararası konjonktürde. Ama Batı bunu huy edinmiş zayıf ülkelerin üzerine sürekli olarak biniyor. Hatta oralarda savaşlar çıkartabiliyor. Biz içinde bulunduğumuz an itibariyle siyasi erk olarak da millet olarak da çok akıllı hareket etmek zorundayız. Mesela bu protesto yiyecek olan büyükelçileri ülkeleri 10 ülke arasında 4 ülke bizim için çok önemli. Almanya, Hollanda, Amerika ve Fransa'ya biz çok ciddi ihracatlar yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde bu ülke büyükelçilerini protesto etmek veya görevlerine Türkiye'de son vermek gibi bir adım atarsak her ne kadar Batı yanlış yapsa da biz de biraz duygusal olarak hareket ediyoruz diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla atılacak olan adımların gerçekten çok düşünülerek, çok iyi düşünülerek atılabilmesi önemli. Bu noktada ben siyasi erkin veya Türkiye'nin haksız olduğunu iddia etmiyorum. Kesinlikle Batı'nın atmış olduğu bu adım, emrivaki adım son derece yanlış. Ama karşımızdaki muhatabımız yanlış yaptı diye biz de ona karşı yanlışlıkla muamelede bulunamayız veya adım atamayız. Aklı selim galip gelmeli. Ortalıktaki bu yüksek tansiyonu düşürebilmek için özellikle siyasi iktidarın çok akıllı stratejiler belirleyip uygulayabilmesi önemli. Hem içteki halk için hem de dünyadaki diğer ülkelerle alakalı, Batı ülkeleriyle ilgili. Umarım ben içinde bulunduğumuz gün veya şu birkaç gün içerisinde çok sert adımlar atmayız. Bu işi biraz daha böyle diplomatik boyuta taşıyabiliriz. Mesela içinde bulunduğumuz hafta sonu G20 toplantısı var. Sayın Biden'la Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi olacak büyük ihtimal. En azından onu bekleyip ona göre bir strateji belirlememiz önemli. Bunu derken de bizim ezilmemiz yani bilinçli olarak ülkemizi veya insanımızı ezdirmememiz de normal değil. Ama atacağımız adımı sert de olsa yumuşak da olsa biraz daha dikkatli düşünerek atmamız önemli. İçinde bulunduğumuz hafta olumsuz başladığını ben belirtmiştim. Maalesef çok pozitif ve ümitvar bir insanım. Ancak görebildiğim kadarıyla bu sıkıntılar artarak devam edecek gibi Türkiye ile ilgili olan hem biz kendi içimizde kaos oluşturuyoruz hem de yurt dışındaki Batı ülkeleri bizim üzerimize çok geliyor açıkçası söyleyeyim ben. Umarım bu iki taraftaki yanlışlarımıza da yeni üreteceğimiz stratejiler belki de reformlarla farklı bir açılım kazandırabiliriz. Biz son yıllarda maalesef çok özel konularda reformlar yapamıyoruz. Başaramıyoruz yani tarımda, hukukta, eğitimde, diğer benzeri hususlarda doğru ve yerinde adımlar atamıyoruz. Bunun bedelini de ödüyoruz. Böyle bir sıkıntılı süreçte takdir edersiniz ki Batı da bizim üzerimize gelerek daha zor durumda bırakmaya çalışıyor. Her şeye rağmen daha sakin, daha soğukkanlı, daha olgun ve daha bilinçli hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Umarım bu hafta içinde bulunduğumuz hafta sonuna kadar şu sıcak iklim, sıcak hava biraz daha sakinleşir ve Türkiye önünü görerek
Önümüzdeki haftalarda daha olumlu bir periyoda girer.